Değerli izleyicilerimiz ruhbanlık ve münzevi yaşam konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tam şurada bırakmıştık ifrat ve tefritten bahsettiğiniz evet. aşırı yazlet hayatı mistizm ile dünya birleşimi arasında İslam'ın dengeli bir seyir izlediğinden bahsettik. Bununla birlikte buna rağmen daha doğrusu yine de İslam'ın bu tür öğretiler, tecrübeler sunduğuna dair bazı kanaatler var. Örneğin Hazreti Peygamber Ramazan'ın son 10 günü itikaf hadisesi, Hira'daki tefekkür süreci. Buradan başlayalım İslam konusunda konusuna ilişkisine. Bu çerçeveden bakıldığında İslam münzevi hayat konusunda bize ne diyor hocam? Ya şimdi öncelikle bir defa İslam münzevi hayatı asla öngörmüyor. Yani asla bunu öngörmüyor. Bunun bir defa altını çizmek lazım. Yani İslam'da ruhbanlık yoktur. Her iki anlamıyla yoktur. Hani ruhbanlığın hem genel anlamda o din adamlığı e, şeklindeki o geniş anlamıyla yoktur. Çünkü İslam din adamı olan olmayan diye toplumu ikiye ayırmaz. Yani din adamı olanlar olmayanlar ayrışması İslam'ın ruhuna bir defa yıkırıdır. Çünkü her insan bir defa inanan bir insan, Müslüman bir insan olma özelliğiyle eğer inanan bir insansa Allah'a karşı bir takım yükümlülüklerle e, baş başadır ve bunu yerine getirmek durumundadır. Ama yani Müslümanlar arasında bir şekilde birbirine önderlik etme, işte birbirine imamlık yapma, liderlik yapma arasında ki ayrışma her bir Müslümanın kendi o istidadına göre, özelliğine göre toplum içerisinde tebarüz etmesine göre düşünülür ve o şekilde oluşur. Yani bu yönüyle bir din adamlarından olma, olan sınıf, bir de olmayan sınıf diye iki sınıf yoktur. Özel anlamıyla da ruhbanlık söz konusu değildir. Çünkü İslam dünyadan el etek çekmeyi, bir şekilde işte duygularını duyularını mutlak anlamda bastırmak için işte evlenmemek, yememek, içmemek, efendim işte dünya malından, mülkünden, her şeyden uzak durmak tarzı bir yaşamı kesinlikle İslami bir yaşam olarak görmez. Görmez çünkü Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi, bakın bu dinin peygamberi, evlenmiş olan, çoluk çocuk sahibi olmuş olan, işte e, Yeri ticaret geldiğinde yapmış. ticaret yapmış, yeri geldiğinde insanlarla oturmuş, şakalaşmış, konuşmuş. Yani hayatın içinden birisi peygamberimiz. Hatırlayın mesela onu ne diye eleştiriyor mesela müşrikler? Hani Kur'an-ı e bazı ayetlerde ya diyorlar böyle peygamber mi olur? Çarşıda Çarşı pazarda dolaşıyor, yemek yiyor, şunu bunu yapıyor. E, peygamber böyle olmaz diyorlar. Niçin diyorlar? Çünkü onlara göre peygamber işte melek gibi. Yani bir bakıma insanlardan ele tek çekmiş işte yemek yemek, içmek vesaire gibi bir şeylerden artık münezzeh olan böyle bir figür olmalı diye düşünüyorlar. Ve peygamberimizin dolayısıyla o özelliklerine, o niteliklerine çok sıradan hani dünyevi nitelikler olduğu gerekçesiyle itiraz ediyorlar. Oysa İslam e, kesinlikle bakın Hazreti Peygamber'in örneğinde mümin bir insanın hayatın içinde olan bir insan olduğunu bize anlatıyor. Bu çok önemli. Yani İslami bir yaşantı ya da tırnak içinde söyleyelim. Hani dini bir yaşantı ki İslam'da dini yaşantı, dini olmayan yaşantı diye bir ayrım da yok da günümüzün kavramıyla söylüyorum. Böylesi bir yaşantı hayatın içinde olmayı ifade ediyor. İslam hayatın içinde olan bir dindir. Hayatın her alanı dini yaşama aittir. Dolayısıyla hani çünkü münzevilikte şöyle bir şey var. Ancak münzevi yaşantı dinin içindedir. Bu da nerededir işte? Dünyadan elektrik çekerek işte bir köşeye çekiliyorsun. Ağaç kovuğuna, bir manastıra, şuraya buraya veya işte kendi dergahına, tekkene, zaviyene çekilip orada yaşamaya çalışıyorsun. Bu dini yaşantıdır diyorlar. Oysa İslam bunu söylemiyor. Hayatın her alanı dini yaşantının içerisinde. Aile yaşantısı da öyle, iş hayatı da öyle, sosyal hayat da öyle, doğal çevreyle ilgili yaşantımız da öyle. Hepsi öyle. Dolayısıyla burada önemli olan İslam'ın bize e, yönlendirmesiyle önemli olan bu hayatın her alanındaki yaşantımızı nasıl sürdüreceğimiz, hangi kurallara göre sürdüreceğimiz değil mi? İşte bu noktada da İslam'ın haram helal kuralları, ahlak kuralları devreye giriyor. İşte iyilik, adalet, ihsan, bağışlama değil mi? Zulümden uzak durma, haramdan uzak durma, e, bütün bu değerler ön plana çıkıyor. Şimdi bu çerçevede bir yaşam sürdüğümüz zaman bu doğru yaşamdır diyor İslam. Ha şimdi şu tarz şeyler var. Tabi İslam insan yaşantısında zaman zaman insanın e, Allah'a kulluğunda daha bir yoğunlaştığı anlara da önem veriyor. Hatırlayalım mesela. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor mesela? Namaz müminin miracıdır diyor. Miraç insanın aslında yükseliş anını ifade ediyor değil mi? Allah'a yakın olmaklıktaki daha üst bir düzey ifade ediyor Miraç. Namaz niye Miraç diye tanımlanıyor? Çünkü namaz çok özel olarak kendi hayatınızda işte en basitinden günde beş defa en azından beş defa zaman oluşturup o belirli vakitlerde kıyamla, kıraatle, rüküyle, secdeyle değil mi? Allah'ı daha bir hatırladığınız, dua ettiğiniz, günahlarınızı itiraf ettiğiniz, Allah'ın ayetlerini hatırladığınız hani kıraatle bir anı ifade ediyor. Ve bu işte mesela özel bir andır yaşamımızda. Çünkü biz namaz kılarken işten güçten şuradan buradan uzak duruyoruz ve sadece namaza yöneliyoruz. Oruç mesela yine böylesi bir zaman dilimidir. Başta Ramazan orucu olmak üzere farz olsun, nafil olsun bütün mesele oruçta günün belirli bir zamanında o da bakın belirli bir zamanında yemeden içmeden cinsellikten şundan bundan uzak durarak insanlarla olan ilişkilerimizi biraz daha hassas nok düşünerek biraz daha ne diyelim olması gereken biçimiyle yapmaya çalışarak işte sataşmaktan kavga etmekten didişmekten kötü sözden uzak durarak zamanımızı geçirmeye çalışıyoruz. Oruç dolayısıyla böyle çok özel bir anı ifade ediyor orucun içerisinde mesela Ramazan orucunda örneğin itikaf. Değil mi? Son 10 gündeki itikaf yine böylesi bir şeydir. Yani ki itikafta hani mesela Ramazan orucunda işte aileden uzaklaşmak falan yok. işinden gücünden uzaklaşmak yok. Ama itikafı yeylersen işini gücünü de bırakarak hatta aileden de kısmen soyutlanarak bir yerde işte sadece tefekkür, namaz, Kur'an okuma, <laughs> Allah'ın ayetlerini hatırlama bütün bunlara kendini veriyorsun ve özel bir zaman oluşturuyorsun ama itikaf bir müminin bütün yaşantısını kapsamaz yani ben bütün yaşantımda aileden uzak durayım Çoluk çocuktan uzak durayım şundan uzak durayım bu doğru bir şey değil şimdi mesela İslam örneğin e, hani işte evliliğe e, mesela e, nasıl bakıyor meselesini Düşünecek olsak bu çerçevede aklıma mesela şöyle bir örnek geliyor. Hani bir gün bir genç geliyor peygam Hazreti Peygamber'in yanına. İşte Peygamberimiz ona diyor ki işte evli misin diyor yok diyor. İşte diyor bir hastalığın falan mı yani var? Hani mani olan e yok diyor sağlamım diyor ben ya Resulallah. Peki diyor fakir falan mısın hani evlenmeye güç mü yetiremiyorsun? E, yok diyor işte malım da var. Peygamberimiz o zaman o zaman diyor sen şeytanın kardeşisin diyor. Yani burada tabii şunu anlatmaya çalışıyor. Yani sen şeytana fırsat veriyorsun bununla. Ve onu evlenmeye teşvik ediyor. Hatta bekarlarınızı evlendirin diye tavsiyede bulunuyor. Dini yarımdır. yarımdır. Değil mi? Yani, Değil şey yapıyor tavsiyede bulun, bulunduruyor. Ki kendisi bizzat zaten evlilik yani yapmış. Çoluk çocuğu. Niçin böyle? Çünkü mesela cinsellik insanın doğal bir şeyidir. Yani fıtri bir özelliğidir. E bu fıtri özelliğin ee, ne diyelim meşru bir şekilde, yasal bir şekilde, doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun yolu evlenmektir. Yani meşru bir evlilik yapmaktır. Örneğin yeme içme insanın fıtri bir özelliğidir. Bunun yolu nedir? Helalinden yemektir, değil mi? Haramdan uzak durarak helal yemektir. Helal kazanç ve helal yemek. Şimdi İslam bakın hep böyle insanın bütün bu aslında yaşantısındaki doğal olan şeyleri, o kendi ihtiyaçlarını bir usulle, bir fıkıhla, bir işte haram helal kurallarıyla düzenlemeye çalışıyor. Kesinlikle bunları bastırmıyor. Bunları yani yok saymıyor. Ee, şimdi bu yönüyle biz baktığımız zaman İslam kesinlikle ruhbanlığa veya münzeviliğe yer vermez. Bunu dini yaşantının bir parçası olarak görmez. Kesinlikle görmez. Hani şöyle bir algı var bazılarında. Ya işte münzevi bir yaşantı sürersek, dünyadan eletek çekersek daha dindar oluruz. İşte en iyisi dağlara, işte bayırlara, efendim ormanlara, ıssız yerlere çekilip işte orada kafayı dinleyerek dini yaşantı sürmektir. Böyle bir şey, İslam böyle bir şey söylemiyor. Bunu kesinlikle İslam tasvip yani etmiyor. Kur'an'a baktığımız zaman bunun bir, yani bunun yanlışlığın açıkça anlaşıldığını biz görürüz. Peygamberin sünnetine baktığımız zaman yine bunun yanlışlığının açıkça ortada olduğunu görürüz. Ama İslam dengeli bir yaşam sürmek, bunun üzerinde durur. Dinin bir şekilde aslında insanın sosyal hayatında hayatın her alanını kapsadığını, bu yönüyle de insanın yaptığı her şeyin ibadet olduğunu İslam söyler. Öyle ki mesela işte diyelim bir aile reisinin, işte bir annenin, babanın aile ortam içerisinde çoluk çocuğuyla yaptığı her şey bir ibadettir. Çalışan bir insanın rızkını kazanmak için gösterdiği uğraş bir ibadettir. Ne bileyim yani insanın sokakta yürümesi bir ibadettir, diğer insanlarla konuşması bir ibadettir. Ee, yani yaptığınız her şey dinin içerisinde olduğu için her şey bir ibadet. Ama önemli olan bu ibadetin yani bu ibadet olarak değerlendirilen şeylerin yasal, meşru, doğru çerçevede yapılması. Bu nasıl olacak? İşte bu da Allah'ın koyduğu kurallar, sınırlar. Hani Kur'an buna hududullah diyor. Allah'ın koyduğu kurallar, sınırlar diyor. Bu sınırlar içerisinde bunun yerine getirilmesi. Önemli olan bu. Yani İslam dolayısıyla bu yönüyle aslında diğer bütün dini geleneklerden köklü olarak ayrılıyor. Ha bizim bazı Kültürümüzde tarih içerisinde ortaya çıkan hani işte tasavvuftan şuradan buradan bir iki mesela örnek verdik önceki bölümlerde. Bu tarz bence hani manastır yaşantısını veya buna bunu çağrıştıran bir münzevi yaşantıyı, dünyadan ele tek çekmeyi, elden geldiği kadar işte yememek, içmemek, evlenmemek, insanlarla konuşmamak, insanlardan uzak durmak bu tarz algıları tercih eden veya bunları öğütleyen Kimi anlayışların biz Hristiyanlığın, Budizmin, işte bazı mesela işte Sabilik gibi, maneizm gibi gnostik geleneklerin maalesef etkisiyle İslam kültürüne sirayet etmiş olan şeyler olduğunu biliyoruz. Yani bunlar kesinlikle Kur'an'dan veya Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden kaynaklanan örnekler değil. Evet hocam burada... E Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in gerçekten bilinçli bir şekilde bir ön aldığını, önünü engellemeye çalıştığını görüyoruz. Evet. Hazreti Peygamber kendisine gelen ben evlenmeyeceğim, ben gece boyu namaz kılacağım, her gün oruç tutacağım diyen gençlere verdiği cevabı malum. Evet, ben oruç evet. tutarım, bırakırım da namaz da kılarım. Namaz kılmanın vakitleri doğru benim aile hayatım vardır. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de kendilerine istenmediği halde Hristiyanlığın bir ruhbanlık ihtas ettiğini ama ona da uymadıklarını bahseder ve gerçekten İslam... Kanın çizgilerle adeta bu dengeyi kurma çabası da olduğunu görüyoruz. Hocam son olarak belki izleyicilerimizin de merak ettiği bir husus. Din adamlı sınıfına değiniz. Hı -hı. İslam'da bu yoktur. Ancak ülkemizde bir realitesi vardır. Bir din görevliliği kurumu var. Bu çerçevede bakacak olursak din görevlileri dine karşı daha sorumludur da cemaati daha mı sorumludur? Böyle <laughs> bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Ya şimdi tabii din görevlileri tabii İslam'a bir din adamı sınıfı yok. Bu doğru ama İslam toplumu tarihte e, gelişip çoğalınca e, hani malum Hicaz'ın kısa zamanda sınırlarının dışına çıkıyor ve dünya genelinde yayılınca artan ihtiyaca binaen işte çeşitli bazı hizmetleri ifa etmek için e, bazı insanlar istihdam ediliyor. İşte mesela diyelim insanlar arasında yargılama yapmak için işte kadı sınıfı ya da hakim sınıfı mesela ortaya çıkıyor. İşte müftüler ortaya çıkıyor. Şeyhülislamlık kurumu ortaya çıkıyor. İşte imam hatipler, vaizler bunlar ortaya çıkıyor. Bunlar biraz daha profesyonelce bu işi yapan insanlara karşı. Şimdi bunlar biraz tarihte zamanla ihtiyaca binaen ortaya çıkan şeyler. Hizmetliler sınıfı. Yani biz zaten İslam'ın kendisinin öngördüğü şeyler değil ama sosyal bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan şey ki bu da gayet normal olan bir şey. Yani ben bunu anormal olarak karşılamıyorum. Normal. Şimdi Hazreti Peygamber döneminde baktığımız zaman yani bunun çok örnekleri verilebilir yani böyle bir e, hizmetli grubu o dönemde yoktu e, ama sonraki dönemde ihtiyaca bina, böylesi bir şey ortaya çıktığı için bunlar ortaya çıktı. Fakat bu kesinlikle şu anlama gelmiyor. İşte namaz kıldıran bir imam, ezan okuyan bir müezzin diğer cemaate göre daha bir dini yaşantının efendim veya dini sorumluluğun içerisindedir. Cemaat ondan daha az sorumludur anlamına bu gelmiyor. Ama şu çok önemli. İmam olan, hatip olan, vaiz olan, müezzin olan ya da müftü olan bir insan toplumun içerisinde bir rol model gibi, hani bir önder gibi, örnek gibi görüldüğü için belki bazı şeyleri daha bir hassas bir şekilde daha dikkat etmesi bekleniyor. Örneklik. Hani tabi örneklik açısından. Hani bize diyorlar işte cemaat şunu yaparsa, şey imam bunu yaparsa cemaat ne yapmaz? Şimdi yani imamın böyle bir fonksiyonu var. Müftünün böyle bir fonksiyonu var. E şimdi dolayısıyla o cemaatin içerisindeki işte örneklik vasfına haiz şey olarak, uygun olarak davranması bekleniyor. Bu sadece bununla ilgili bir husus da değil. Mesela toplum kimi örnek alıyor örneğin? Diyelim mesela bir öğretmen örnek alıyor. Toplum kimi örnek alıyor? Yeri geliyor bir siyasetçi örnek alıyor. Yeri geliyor işte toplumun içerisinde kanaat önderi denilen işte cemaat lideri, Önde gelen efendim, alimi, üleması neyse onu örnek alıyor. E şimdi bütün bu örnek alınan insanların daha bir sorumluluk duygusuyla davranmaları bekleniyor. Ki bu da çok normal olan bir şey bence. Hani bu dini açıdan onlar daha az sorumludur, şunlar daha çok sorumludur anlamına gelmiyor. E, neticede İslam sorumluluk açısından bütün insanları, vasfı ne olursa olsun, yani ister bir öğretmen olsun, ister işçi olsun, ister... Ee, müezzin olsun ister e, ne bileyim camiye gelen sıradan vatandaş olsun hepsini aynı şekilde sorumlu tutuyor Allah'a karşı sorumluluklarımız insana karşı sorumluluklarımız ahlaki sorumluluklarımız birbirinden farklı değil ama eğer bir görev üstlenmişsek sorumluluklarımız daha bir artıyor değil mi daha bir artıyor mesela bir hadis-i şerifte ne diyor peygamberimiz hepiniz çobansınız ...ve hepiniz sürüsünde mesuldür. İşte mesela işveren insan... ...mayiyetinde çalışan insanlardan yükümlü. Bir anne baba... E, ...çoluk çocuğundan yükümlü. Ne bileyim işte bir... E, ...mesela yönetici, lider... ...yani amir... ...işte kendi e, yönetim altındaki... ...insanlardan sorumlu. Yani bir ekstra sorumluluk bize yüklüyor. Niçin? Çünkü o bulunduğumuz görevin... E, ...gerektirdiği bir yükümlülükten dolayı. Yani yoksa Allah'a karşı yükümlülüklerimiz açısından her birimiz birbirimizle eşit konumdayız. Ve Allah herkese kendi yükümlülüğünü soracak. Evet, Hocam bu programda ruhbanlık ve müzevi hayat konusunu ele aldık. Ve e, herhalde zihinlerde şu kalsa e, kendi açımdan da hayal olur dünyevileşme ve müzevileşme arasında ifrat ve tefrit noktasında İslam çok dengeli bir seyir sunuyor. Evet. Ve en bariz örnek de Resulullah Efendimizin hayatıdır. Onun izlenmesi gerekiyor. Kesinlikle doğru. Ben evet. yani çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu programda müzevi hayat ve ruhbanlık konusunu ele aldık. Gelecek hafta bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Müzik